Selam. Bugün nasılsınız canlarım benim? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün sizin için çamaşır yıkayacağım. Murat'ı çağırdım. Murat videoyu çekiyor. Bir dahaki sefer Murat'ı yaptırırken çekeceğim. Bugünlük dedim size biraz göstereyim. Normalde belki sizler için çok basit bir işlem olmuyor. Benim için zor bir işlem. Hiç de sevmiyorum. Biraz da kendimce tekniklerim var. O yüzden sizlere onları göstereyim dedim. Konuşurken bile yoruldum. Şimdi benim çamaşır sepetim normalde burada. Beğendim. Şunu iterek götürüyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Ya Allah böyle alacağım. Evet gidiyoruz. Ay. Ben de şuraya geçeyim. Evet. Aslında korktuğum şey bu çünkü eğilirken çok denge kaybediyorum ama bakalım. Yani çünkü böyle denge kaybı oluyor. Şimdi ben bir de bunun içinde mesela beyazlar yok ama daha açık renkli kıyafetler de olduğu için içine bir tane bez atıyorum. Hah, dur anlatacağım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bundan bir tane koyuyorsun. Hani koyu renklerin renklerini alıyor. Öbürlerine de hani bulaştırmıyor. Bir tane. Her şeyi düşürmekte bir numarayım. Eğiliyorum. Allah. Bundan bir tane içine attık mı yani olur da renk bulaştırıcı bir şey varsa bulaştırmıyor. Ben ilk bu eve geldiğimde tozla ilaç kullanıyordum. Baktım ki zor oluyor. Şimdi böyle bir tablet atıyorum. Benim de arkadaşlar böyle çok yağlı, kirli elbisem olmadığı için bu gayet yetiyor. Ve çalıştırdık. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Bu bittikten sonra kurutmaya götüreceğiz. Elbiselerimiz bitti. Şimdi çıkaracağım. Benim şu elbise sepetim var. Hem kaldırması çok kolay çünkü incecik kalıyor. Hem açılması kullanması çok kolay. Şimdi bu şekilde açıyorum. Sepet oldu. Katlaması da kolay. Birazdan gösteririm. Elbiselerimizi alalım. Sen ne düşünüyorsun? Ay, şu şoranına kadar öldüm. Şimdi bunları kurutmaya götürüyoruz. Bunu tabii ki taşıyamam arkadaşlar. O yüzden şöyle bir yöntem buldum. İtiyoruz. Dinlenin biraz. Vallahi
yoruldum. İtmekte bile yoruldum. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Şu eğilme işi olmasa var ya çok rahat olacağım da eğilmekten nefret ediyorum ve çok korkuyorum. Bunları kurutmaya atıyoruz. Çalıştırabiliriz. Benim kurutmam markası Hot Point ama çok iyi. Hani insanlar diyor kurutma küçültüyor. Ben hiç küçültmüyorum. Her şeyimi dağıtıyorum. Şimdi bunu bir besim ekleyeceğiz. O koyduğumuz beyaz parçayı arıyorum sabahtan beri. Kurutmada çıkmadı. Ay. Allah. O da burada arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi beyaz bir bez olarak attık. Burada tüm siyahların rengini aldı buranın içine. O yüzden başka yere akmıyor. Önce ıslak hemen çöpe atıyoruz. Dediğim gibi şimdi kurutmayı bekliyoruz. Kurutmam bitti arkadaşlar. Ben normalde kurutma biter bitmez hemen elbiselerimi ya katlıyorum ya da asıyorum. Öyle de %90 ütüye gerek kalmıyor. Bazı ince şeyleri ütülemek zorunda kalıyorum. Şimdi sıcakken çıkaralım. Bu sepetten kaç tane kırdım? Çünkü onu alınca Allah. Şimdi benim bir tane elbise katlayıcım var. Onu size göstereyim. Hani mükemmel olmasa da işe yarıyor. Olsun. Yani ben bunu hani bazen kullanıyorum. Yalan söyleyeyim, her zaman kullanmıyorum. Mükemmel olmuyor ama idare eder. Neyse, elbisen geri kalan onu katlayalım. Şimdi çok mükemmel olmuyor arkadaşlar çünkü tek elle. O kamerayı bana bir dakika versene. Ve elbisenin geri kalanını tabii ki Murat'a bana yaptıralım. Bana da verdi. Bana göre hemen çok çabuk yaptı ve gördüğünüz gibi çok da güzel yaptı. Şimdi normalde şu tişört ütülemem hani çünkü kaldı ama ben sen eğer gerekirse sana şu yaptığımı göstereceğim. Şimdi ben normal ütü yapamıyorum. O yüzden kendime bir tane buharlı ütü aldım. Onunla yapıyorum. Buharlı ütü almama rağmen mükemmel olmuyor ama dediğim gibi arkadaşlar bunları hiç bak dümdüz oldular. Ben hiçbir şekilde var ya şey yapmıyorum yani. Ütü yapmıyorum, sadece size göstermek için şimdi yapacağım. Direkt kurutmadan çıkarın. Alın, katlayın ve asın. Hem dümdüz. Zaten dümdüz. Ama ütümü göstereyim size. Şuraya bir tutacak yaptım arkadaşlar. Hani daha kolay olsun diye. Normal ütüyü en çok büyük şey olsa annem yapıyor, ben bunu kullanıyorum. Suyu var. Şuradan açıyorsun. İçine de böyle su koyabiliyorsun. Açalım şöyle. Hani bu ütü yaparken normalde bir tarafında buradan tutman lazım ki kırışıklık gitsin.
Ama yine diyorum, hep dediğim gibi tekrar olduğu için biraz zor oluyor. Bazı yerlerde de kalıyor ama yine de şöyle yapsalar halledebiliriz. Şunuz tamam dedi, demek ki hazır. Şöyle buhar güzel. Tümümüz dümdüz oldu. Yani birkaç yere kalmış olsana gördüm. Ben bunu en çok şeyde kullanıyorum ya. Mesela bazen bir yerde çok derin bir iz falan o katlama izi çok işe yarıyor. Yoruldum. Çamaşır yıkadım arkadaşlar. Beni bayağı bir yordu. Hem de terledim. Sepetimi kapatıyorum. Dinlenmeye geçiyorum. Sepetimiz kolay kapanıyor da tek elli problemleri. Evet, şu şekilde kapattık arkadaşlar. Yani videoyu da kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Murat'a daha çok iş yaptıracağım. Hiç merak etmeyin. Tüm evi temizlerken bile onu çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.